Sercan Dikmaz önce bir telefon görüşmesi yaptı. Beşiktaş'la ilgili bir transfer haberi verecek bize. Söz Sercan'da. Az önceki durum için özür dilerim ben. Çıkmak zorunda kaldım. Tabii canlı yayından olur böyle refleksler. Beşiktaşlı taraftarlara bir müjdeyi verelim. Beşiktaş orta saha transferini gerçekleştirdi. Özellikle Beşiktaş scout ekibinin yaklaşık 2,5-3 yıldan bu yana takip ettiği bir oyuncu. Almanya'nın en önemli oyuncularından biri. Özellikle hem Bayern Münih hem de burada bulunan, Türkiye'de bulunan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yakından takip ettiği bir isim. Son dakikayı verelim. Fortuna Düsseldorf'lu Muayer Oktay Beşiktaş'ta. Biraz 19 yaşında Muayer Oktay. Kimdir 19 bu? Yaşında 10 numara kanat oynuyor. Merkez orta saha oynayan bir oyuncu Muayer Oktay. Çok yetenekli bir oyuncu. Muayer Oktay küçük yaş milli takımlarında da forma giydi. Fortuna Düsseldorf'un şu an ikinci takımında forma giyiyor. Burada hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın teklifleri vardı. Ancak Beşiktaş bu oyuncuyu transfer etti ve bunu Türkiye'de bu ismi belki de ilk kez duyanlar var. Beyaz futbolun, beyaz transferin, derin futbolun özel haberi olarak söyleyelim bunu. 1999 doğumlu, orta saha mevkinde oynuyor. 6 numarada, 8 numarada oynuyor. Essen altyapısında oynadı. Bu sezonda Fortuna Düsseldorf'un ikinci takımında forma giyiyor. Devre arası mı gelecek sezon? Onu da hemen müjdeyi verelim. Onu da altyazı isterseniz yazalım. Muayer Oktay Perşembe gün İstanbul'da. Tebrik ediyorum seni Sercan. İşte bak Beşiktaş'ın... Ümit milli takımda da attığı goller ekranlara yansıyor sevgili seyirciler. Görüyorsunuz milli bir futbolcu transfer etti Beşiktaş'ın. Çok önemli bir transfer. Ama bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Bunları alıyoruz. İstediği transfer. Evet işte bunlar. Bunları alacağız ama bunları oynatacağız. Alıp köşeye koymayacağız. Bak Fenerbahçe getirdi oynatmıyor. Oynatacaksın. Frey oynatacağına onları oynatacaksın. Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacaksın. Barış'a oynatacaksın. Kiralık vermeyeceksin. Bu zaten Beşiktaş'a mecbursun. Duruma, oynatmaya mecbursun. Ama şu anki durumu kurtaramazsın onlarla. Biliyorsunuz özellikle şöyle Malatya bir yapı Spor var. Kurtarıyor sen niye kurtaramıyorsun? Şöyle Malatya bir kurtarıyorsa sen niye kurtaracaksın? Ben o gelerekten gelmiyorum. Niye? Galatasaray eğer UEFA kupasında mücadele ediyorsa yok onu oynatacağım bunu oynatacağım yok. Galatasaray UEFA finaline gidecek. UEFA finaline gidecek. Gidecek. Gitsin o zaman kimse engellemiyor gidemiyor. Yok. Ferdi bu arada yok o Belhanda'nın bir madde şey yok muydu? Biz bu gelenekten geldik. Sana bir şey söyleyeceğim. Biraz önce biraz sonra açıklayacağız. Galatasaray'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Bak Galatasaray şu anda Devrim abi Galatasaray'a gelelim ama şu transfer şu an Twitter'da da TT listesine girdi. Evet. Bu transferle ilgili olarak kısa bilgiler verelim. Tabii ver merak bu ediyor. İki ayağını da kullanıyor. İki ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Sayın Başkan Fikret Orman'ı, Beşiktaş Transfer Komitesi'ni, Sayın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ve Umut Güner'i tebrik edelim. İdari anlamda da tabii ki Beşiktaş profesyonel olarak çalışıyor Ali Naibi. Özellikle dört isim Sayın Başkan Fikret Orman'a bağlı. Bu dört ismin ortaklaşa çalıştığı bir futbolcuydu. Ailesiyle de yakından ilgilendiler. Son bir yıllık, bir buçuk yıllık bölümde söyle. Bonservis. Onu da ilerleyen dakikalarda söyleyelim. Futbolcu Perşembe günü İstanbul'a gelecek. Resmi sözleşmeyi burada imzalayacak. Hiçbir problem yok. Beşiktaşların içi rahat olsun. Beşiktaşlar önemli bir oyuncu kazandı. Özellikle o mevkide 6 numarada 8 numarada. Evet belki hemen gelecek 2. 3. hafta oynayamayacak ancak. Direkt oynar mı acaba? 10 numarada pek değil. Yok. Direkt sanki biraz daha yarım sezon daha bekletilecek gibi. Onur Sercan'a şöyle bir şey soralım mı? Fikret Orman, Fikret Başkan ilk geldiğinde Beşiktaş'ta yine Oğuzhanlar, Olcaylar, işte Tolgay, o şampiyonluğun kadrosunun yine gurbetçi oyuncularla, genç oyuncularla atılmıştı onları. Yani tekrardan kadro yapılanmasında öyle bir yapılanmaya mı gidiyor Beşiktaş? Kesinlikle çünkü Beşiktaş'ın en çok eleştirildiği nokta şuydu. Yaş ortalaması. Hasic var seneye. Tabii ki deniyor. Bu transferler şansa gerçekleşmiyor. Yani uzun yıllar izlenerek yapılıyor. Çünkü Beşiktaş Avrupa'da 5 büyük ülke arasında en fazla yaş ortalamasına sahip takım konumunda bulunuyor. Bu yaş ortalamasını işte Adis Yayiç gibi, Muayer Oktay gibi bu ortalamayı düşürecek Beşiktaş yönetimi. Hayırlı olsun Perşembe günü Muayer Oktay İstanbul'da olacak. Resmi sözleşmeyi imzalayacak. Hatta şöyle bir şey var. Bizim gözümüzden kaçmış. Muayer Oktay geçen hafta da İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a gelmiş. Evet, İstanbul'a gelmiş. Buraya tesisleri gezmiş. Biz onu atladık ama en azından Türkiye'de ilk kez bu haberi veriyoruz. Kaynak gösterenlere de teşekkür ediyorum. Ben Beşiktaş yönetimini tebrik ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak. Yani
bu çocuklar muhtemelen Fatih Hoca'nın datasında olan milli takımdan dolayı dosyaları, geçmişleri, kariyerleri hep bildiği futbolcular. Bundan bile yararlanamıyorlar. Datada olmak yetmiyor. Bora alacaksın, imza attırın. Bankada da olacak para. Bankada, datada da olacak, bankada olacak, parayı vereceksin. Ya Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı oluyor. Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı oluyor. Gidiyor, Şampiyonlar Ligi finalinden çıkmış. Sırtı terli, karyosu oluyor, getiriyor, kiralıyor. Serie A'dan. Kiralıyor da ne oluyor? Taraftar halen Fikret Başkan'a bağırıyor. O ayrı bir konu. Getiriyor ama. Getirdiğinde hepimiz helal olsun. Alkışladık mı? Alkışladık. Laiç geldi. Şampiyonlar Ligi finalinden çıkıyor. Sırtı terli, alıyor, getiriyor ya. İşte Laiç geldi. Laiç. Serie A'da senelerce 10 numara oynamış. Roma'da, Inter'de, Torino'da. Laiç ya, herkes tanıyor. Gidiyor, alıyor, getiriyor. Nokta. Nereye ihtiyacı varsa Beşiktaş alıyor, getiriyor. Nokta. Forvet'e ihtiyacı vardı. Bak kampta. Ya Fatih Terim'e inat mı yapıyor diyorsun Yurat? Bilmiyorum. Beşiktaş... Ya bu inat üstü bir şey bu. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir şey söyleyeceğim ama çok ağır olur diye söylemek istemiyorum. Gerçekten biraz sonra diyorum, Serdar Aziz özellikle orada söyleyeceğim. Yani ben bu hesapların nasıl yapıldığını hayret ediyorum. İnanamıyorum. Yani neye göre böyle hesap yapılıyor? Öyle bir hesap yapılıyor ki aynı kapıya çıkıyor ama sen bekletirsen zarar ediyorsun bundan. Evet, Devrim Zengi diyor ki Galatasaray'ı bekleyen bir tehlike var Serdar Aziz'le ilgili. Evet. Fenerbahçe'nin bu durumdan faydalanması söz konusu. Serdar Aziz Fenerbahçe'nin istediği şartlarda, söyleyelim isterseniz. Şu Muayer Oktay transferini bir kere daha bir toparlayalım. Evet, tamam. Ardından Devrim Zengi Galatasaray'ı Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye muhtemel transferi konusunda bekleyen tehlikeyi sizlerle paylaşacak. Gerçekten enteresan. Bir kez daha. Evet, Sercan Dikmen'in özel haberi. Az önce telefonu çaldı. Canlı yayında olur böyle şeyler dedik. Kalktı gitti, konuştu. İstihbaratını yaptı ve transferi netleştirdi. Muayer Oktay 1999 doğumlu orta saha oyuncusu. Altyapısı Essen. Oynadığı takım Fortuna Düsseldorf. Ümit Milli Takım'da oynuyor. Bochum'da da U17 takımında oynadı. Bochum'da. Evet. Geleceğin milli takımında oynaması muhtemel önemli isimlerden biri, gurbetçi futbolcu. Yeni bu projesi işte Beşiktaş'ın. Yani yeni kadro olduk. Yapılanması diyebiliriz değil mi? Evet, kadro 5-10 yıllık ileri süreci düşünerek yapılmış bir transfer. Hadi geldi şimdi oynayacak diye bir durum yok. Muayer Oktay özelinde. Ancak sen az önce çok güzel özetledin. Oğuzhanların, Olcayların, Tolgay mesela 300 bin euroya, 500 bin euroya gelmişti. Evet. Kimse ismini bilmiyordu Tolgay Aslan'ın. Şimdi hangi seviyeye geldi? Trabzonspor'un gündemine Oğuzhan geldi. Şimdi Tolgay ne duruma geldi? Aynısı Muayer Oktay için de. Bir de Beşiktaş'ın bu sene Dorukhan'ı da bulduğunu, tabii, onları da söyleyelim yani. O tırnak içinde Sercan, seni tenzih ediyorum. Haberciliğini yaptın. Ayırıyorum seni. Ama sadece işte Muayer Oktay'ı almak yetmiyor. Elbette. Oynatacaksın onu. Ama hemen bunları olmaz geçeceksin abi ya. O zaman almayacaksın. Ama niye şu anda. Oğuzhan da hemen oynamadı. Fenerbahçe aldı. Ama Fenerbahçe'de koku vardı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş var. O yüzden ben oynayan, evet, futbolcu her zaman benim için makbuldür. Eğer alıyorsan arkasında duracaksın, bu futbolcuyu oynatacaksın. Yoksa hiç almayacaksın. Ya, çünkü tabii, bizde alıp bir sene sonra oynatırım. İki sene sonra oynatırım. Ama o güveni de oynattı. Ama onlar zorunluluktan oldu. Ya oynatırsın ya da oynatmaz. Zorunluluktan oldu. Bu Tolga'yla Oğuzhan istenilen performansı verseydi onlar da oynayamayabilirdi. Benim aklıma şu soru geliyor Buğra. Ben Sercan'a şunu soracağım. Şenol Güneş ne kadar istedi bu transferi? Şenol Güneş'in ısrarı mı? Yönetimin araştırması mı? Bu konuda ne düşünüyor acaba Şenol Güneş? Bunu biliyor musun? Bu 2 yıllık, az önce de söylemiştim, 2 yıllık bir sürecin sonucunda bu isim özelinde birleşildi. Şenol Hoca'ya izlettiriliyor futbolcu. Hı hı. Şenol Hoca'nın yardımcıları da gidiyor, izliyor Muharrem Oktay'ı. Şenol Hoca, Sayın Başkan Fikret Orman ne kadar bu transferi istiyorsa, Şenol Hocam da bu transferi bu kadar istiyor. Şenol Hoca'nın onayında gerçekleşen bir transfer. O yüzden çok önemli bir oyuncu. Şenol Hoca tabii yeni ki... Tolgay mı? Tolgay da halen takımda ama. Halen Tolgay takımda, belki yan yana oynarlar. Bu arada şey şimdi Muayer Oktay haberi, beyaz transferin ve Sercan Dikmen'in haberi 5 dakika önce son dakika sıcak bir gelişme olarak sizlere verdi. Net bir haberdir. Gerçekleşecek, gerçekleşmiş bir transferdir. Perşembe günü takıma katılacak demiştik. Kaynak vermeden şu anda
diğer basın organlarında hem görsel hem yazılı medyada ekranlara veriliyormuş. Ama bir kez daha vurgulayalım, Beyaz Transfer'in, Beyaz TV'nin, Sercan Dikmen'in özel haberidir. Bunu da bir kez daha belirtelim. İyi transfer. Dediğim gibi oyuncu aylık 8.000 euro maaş. Kaç? Aylık 8.000 euro kimle maaş. Kimle aynı biliyor musun? Ya, acısı da var mı bunun? Yetiştirme bedeli de 200.000 miydi? 210.000 euro. 210.000 euroya gerçekleşen bir transfer. Güven. Doğru kanka. Ve güven. 8.000 euro maaş futbolcuya. Sayın Başkan Fikret Orman çok uygun. Normalde hep derdi ki ben en başlarda karışmam derdi ama Sayın Başkan Fikret Orman'da çok beğendiği bir oyuncu diyelim. Onur buna SSK yapmışlar mı? Agisi falan var mı? Ama yani bak, ama çok güzel bir transfer. Ama az önce dedi. Çok iyi işte böyle olacak. Tabii ki güzel yandan yaklaşıyorsun ama. Mesela sonra ne yapacaksın biliyor musun? Bunun güven de aynı maaş. Güven de 8.000 euro alıyor ve çok önemli bir detay bu. Güven geldi. Love düşükken, özür dilerim lafını kestim belki Devrim abi. Love yokken Negredo satıldıktan sonra Güven'in zorunluluktan nasıl oynadığını gördünüz. Aynı para 8.000 euro. Belki de bir futbolcunun, yani çok özür diliyorum, şu an 3 büyüklerde oynayan bir futbolcunun bir 5-6 yemek parası. Evet. Bak Trabzonspor, şimdi, Uğurcan, Abdülkadir, Yusuf. Bernardo ile ilgili bir şey soracağım. Evet. Yapacak bir şöyle şey yok. Haberler yok muydu? Galatasaray başka bir takıma satarsa 2 milyon euroyu Kiev'e verecek yok diye. Onu ondan öğrendim. Emin miyiz? Tam olarak öyle değilmiş. 2 milyon sanki ben ilk alındığım satıştan 2 şey milyon euro bonusu var. Şöyleymiş o. Galatasaray şampiyon olursa bilmem kaç bin yüzdeliği, yani tamam, %25'i geçen işte sene oldu. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa %25'i. Bunlar ödendi zaten Kiev'e. Dinamo Kiev'e para gidecek. Ama 2 milyon euro değil. Ha, ben satıştan belki 900 bin euro. Yani onun tam hesaplamadım. Kaç? Belki 900 gidecek, belki 500 gidecek, belki 1.5 gidecek, belki 1.2 gidecek. Ama Kiev'e para gidecek. Ama Kiev'e para gidecek. Yani evet. 2 milyon euro civarında. İkiden paylar gitti. Muhayyer Oktay haberini verdik. Belhanda yayına girerken sıcak bir gelişmeydi. Detayları aktardık. 8.5 milyon euroya El Ittihad'a satıldı dedik.